Merhaba sevgili izleyiciler. 9 günlük bir bayram tatili öncesinde son programımızı yapacağız. Bayram arası vereceğiz bizler de. Bugün Mondelez International markalarından Kent Gıda stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda da online'dan bağlanan sevgili üstadımız Serdar Erener bizlerle beraber olacak. Tabii ben konuya ve konuklarıma gelmeden evvel dün açıklanan ortak araştırma sonucu neticesinde 2023 yılına ait reklam yatırımları raporu yayınlandı. Bu raporun yayınlanmasında tabii birçok sivil toplum kuruluşumuz, dernekler ortak yayını oldu. Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler, IAB Türkiye, Arvak, Uriyat ve MMI Türkiye'nin ortak açıklaması neticesinde medya yatırımlarımızın %120 oranında bir büyüme göstererek 140 milyar liraya hatta 140 milyar lirayı aştığı gözlemlendi. Tabii burada en büyük pay %72.6 ile dijital medya tarafı ciddi anlamda bir oransal büyüklük göstermekle beraber ardından açık hava radyo ve televizyon takip ediyor oldu. Dünyaya baktığımızda da Türkiye bu noktada büyümede %34.8 oranında bir büyüklük sergilemiş oluyor. Evet. Bayram öncesi aslında ülkemizin lider konumunda olan markalarımızdan ve bayram deyince akla gelen en önemli markalardan biri Kent Gıda bizlerle beraber oluyor. Sevgili Mondelez International Türkiye Pazarlama Direktörü Bahadır Demir, hoş geldiniz. Merhaba Tankut Bey, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ve bağımsız reklam tasarımcısı, aynı zamanda rejisörü Serdar Erener bizlerle beraber. O da stüdyomuza uzaktan bağlantı sağlayarak varlığını gösteriyor. Merhabalar sevgili üstadım. Hoş geldiniz programımıza sizler de. Günaydın herkese. Sağ olun. Evet, Bahadır Bey sizle başlamak istiyorum. Aslında ilk sözü size vermek istiyorum. Burada çünkü Mondelez çok büyük bir uluslararası bir şirket. Ülkemizde lokal kent şekerin, herkesin geleneksel bayram deyince akla gelen markalardan bir tanesi. Siz de çok güzel bir iş hayata geçirdiniz bu dönemde. Hatta daha önceki filmlerden de farklı olarak yorumlanıyor bu filminiz. Tabii filme de gelmeden önce sizden bir Mondelez'i dinleyelim istiyorum. Mondelez Türkiye, Mondelez International'ın bir parçası. Mondelez International yaklaşık 150 ülkede faaliyet gösteren, 91 binden fazla çalışanı olan ve global atıştırmalık sektöründe lider şirketlerden bir tanesi. Tüm dünyada bakıldığında bisküvide pazar lideriyiz. Çikolatada pazarda ikinci konumdayız tüm dünyada. Dolayısıyla bu büyük ailenin bir parçası olarak Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de bakıldığındaysa aslında yönetmekte olduğumuz 4 farklı kategorimiz var. Çikolata, bisküvi, sakız ve şeker. Burada Gebze'de 2 tane fabrikamız var. Sakız ve şeker fabrikamız sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda tüm dünyaya ihracat yapan dünyadaki en büyük sakız ve şeker fabrikalarından bir tanesi. Yaklaşık 85 bin tonluk bir toplam kapasitesi var ve bunun yaklaşık %50'si öncelikle Amerika, daha sonra İngiltere olmak üzere ciddi anlamda ihracat yapan fabrikalardan bir tanesi. Bir de yine Gebze'de bir croissant fabrikamız var. Bu da faaliyetlerine devam ettiriyor. Türkiye'ye bakıldığında Türkiye'de aslında tüm kategorilerde ferahlatıcı sakız pazarında pazar lideriyiz. Ferahlatıcı şeker pazarında pazar lideriyiz. Croissant pazarında pazar lideri olarak iş hayatımıza devam ediyoruz. Bunun dışında çikolata ve bisküvi kategorilerinde de çok hızlı büyüyerek yine pazardaki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz. Peki, yani ben işin filme gelmeden önce Türkiye'deki aslında bu ikramlık şeker olarak kategorize ediyorsunuz galiba bölümünüzü. İkramlık, evet, ikramlık. Bunun Türkiye'deki büyüklüğü nasıl bir grafik gösteriyor geçtiğimiz yıllara oranla? Şöyle adlandırabilirim aslında. Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir toplam ikramlık şeker pazarı var. Bu da yaklaşık 25 bin tonlar civarına denk geliyor. Bunun yaklaşık %50'sini kent şekeri olarak %50'lik bir pazar payına sahibiz. İkramlık şeker, daha doğrusu bayramlarda şeker alışkanlığı bizim çok önemli geleneklerimizden bir tanesi. Yıllardır devam ediyor.
inanılmaz bir yani... Hala devam ediyor mu bu arada? İnanılmaz devam ediyor. Gerçekten Türkiye'nin her yerinde biz bayramlarımızı şekerle kutluyoruz. Toplamda ikramlık olarak bakıldığı zaman çikolata da var bunun içerisinde, şeker de var. Yaklaşık %80'i bu ikramlık pazarının şekerden oluşuyor. Bu %80 içerisinde %50'si kent şekerleri. Size şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de yaklaşık toplam 2,5 milyar dedik pazara. Hane başına 2,5 kilogram şeker tüketiyoruz. Yılda. Yılda. 2,5 kilogram şeker tüketiyoruz. Bunun birazcık daha bölgesel detayına girildiği zaman Güneydoğu Anadolu bölgesi en ön plana geliyor. Yaklaşık 3,5 kilolarda. Daha sonra Karadeniz bölgesi var, İç Anadolu var. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir gelenek. Bizim için çok önemli. Yaklaşık şöyle düşünün. Birinci bayram öncesi ve ikinci bayram öncesi işte birer hafta satışın en yoğun olduğu dönemler diye düşündüğünüz zaman toplamda 25-26 bin tonluk bir satış gerçekleştiriliyor. Bunun tüm Türkiye'ye faydası da çok fazla. Bu dönemde ekstra istihdam yaratılıyor. Sahada çalışan arkadaşlarımız var. Birçok satış noktası 10 bin tane geleneksel satış noktasında, 30 binden fazla modern kanal satış noktasında standlarımız yer alıyor. Gerçekten festival gibi bu dönemi geçiriyoruz ve kutluyoruz. Bunun lideri olmaktan, bayrak taşıyan firması olmaktan, 2000 yılından beri yaptığımız reklamlarla gerçekten bayramın geldiğini ilk duyuran, bayramı insanlara hissettiren marka olmaktan dolayı da çok gururluyuz. Bunun gerçekten bizim için bir pazarlamacı olarak baktığımda benim için gerçekten çok gurur duyduğum konulardan bir tanesi bu. Bu geleneği sürdürebilmek. Tabii burada içgörü de çok önemli. Bu en son filmde de gördük onu. Bundan önceki iletişiminizde de hep bunları gördük. Yani tüylerimiz diken diken oluyor. O duygular kabarıyor içimizde. Yani çok doğru noktalara da değinerek geldiniz. Gerçekten 2000 yılından itibaren bunu çok her sene yeni bir filmle taşlandırıyorsunuz. Evet. Sürdürüyorsunuz. Vallahi ne mutlu diyorum. Peki kent tarafında, şimdi Serdar abiye de söz vermek istiyorum. Ondan önce... Yani kent tarafına baktığımız zaman buradaki bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Gerçekten şu çok önemli. Biz dediğim gibi birinci bayramdan önce bir hafta, ikinci bayramdan önce bir hafta en yoğun bu satış olan haftalar. 2 haftalık bir süreç. Ama biz bunun için yaklaşık 8 ay öncesinden üretime başlıyoruz. Wow. 8 ay öncesinden üretim başlıyor. Bu 2 haftalık süreçte satış tamamlanıyor. Ve toplamda bakıldığı zaman şu an ilk bayram öncesinde yaklaşık 11 bin tonlar civarında bir satışı gerçekleştirdik. Üretimimizi yaptık. Ve toplamda da 14 bin tonlara yakın bir toplam üretimle bu seneki bayramları tamamlamayı planlıyoruz. Ama şey önemli. O kadar güzel bir gelenek ki, o kadar önemli ki bunu sahada birlikte yaşayabilmek... O mutluluğu, o neşeyi, gerçekten insanların bu geleneğimize sahip çıkmasını gözlemleyebilmek benim için çok kıymetli. 8 aylık bir yoğun üretimin de sonucunu bu 2 haftada görüyoruz. Vallahi emeklerinize, ellerinize sağlık. Yani aynı ederiz. Zamanda da bu geleneksel bayramları desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Peki ben şöyle arzuluyorum aslında. Filmimizi bir, bayram filmimizi... Lütfen. Sevgili izleyicilerimizle de paylaşalım. Ardından üstadım Serdar Erener de bir yorumlarıyla katkıda bulunsun istiyorum. Filmimizi izledikten sonra. Hayırdır Ali? Bayramlaşmaya geldim. Ta köyde. Yalnız kaldım burada. İyi bayramlar. Aç bakalım avcunu. İyi bayramlar Ali. Bayramda şeker vermeye kim akıl etmiş acaba? Sevgisini şekerle anlatmak isteye kimse o. İnsan kadar çok şeker var mı ki bu dünyada? Var Ali, var. Baksana. Ne oluyor ya? Bir de bayram bitince o sevgi unutulmaz ha. Evet Serdar Bey, aslında ana konumuz olan bayram filmimizi şimdi incelemek istiyoruz. Sizden de dinlemek istiyoruz. Fikir nereden doğdu, neler hedeflendi? Sözü size vermek istiyorum. Teşekkürler. Ben önce şunu söylemek istiyorum.
Şimdi ben 40 senedir bu mesleği yapıyorum. İnsan gençken aklına gelen şeyleri için mücadele ederken daha ziyade hadisenin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Ama 40 sene sonra şunu çok net söyleyebilirim. Yayınlanmış ve beğenilmiş herhangi bir reklamın bana sorsan %51'i müşteriye aittir. %49'u reklamcınındır. Bunu niye diyorum? Çünkü sonuçta sizin bir hayalinize bir müşterinin sponsor olması lazım. Ve o insan bu kararı vermediği sürece sizin hiçbir hayaliniz gerçekleşmez. Dolayısıyla burada Bahadır'a özellikle teşekkür etmek isterim. Çünkü bu biraz böyle sıra dışı bir düşünceydi. Ama o ve ekibi kalpten kucakladılar bu fikri. Ve bana da bunun icrasını gerçekleştirme kaldı. Gerçekleştirme kısmında şunları söyleyebilirim. Bu küçücük, minicik filmcik benim açımdan beni geçmişten bugüne çok etkilemiş bazı ne diyeyim sanatçıların yaptıkları işlerin bende kalan izlerini, tortusunu böyle bir araya getirip sıkıştırmak gibi bir gayretti bu. Bir kere en başta müzik konusunda bir şey söylemek isterim. Ben bir Erkan Oğur hayranıyım. Geçen sene Spotify'da bu size söylüyorlar ya en çok neyi dinlediniz diye. Evet. Benim ilk beşimde Erkan Oğur vardı. Onun Ben Dervişim Diyene diye bir nefesi vardı Yunus Emre'den. Onu kendisiyle bu filmcik için bir kere daha icra ettik. Daha doğrusu o etti. Onunla akşamdan sabaha stüdyoda olmak benim için büyük bir hem hazdı hem öğretiydi. Harika bir tecrübeydi. Birincisi bu. Birinci etki bu diye söyleyebilirim. Ki o etkiyi sadece içime almamışım. Aynı zamanda gidip Erkan abiyle icrada da beraber olmuşum. Bildiğim kadarıyla onun daha önce herhangi bir müziği, herhangi bir reklamda yer almadı. Bu anlamda bu bir ilk inşallah. Başka örnekleri de olur gelecekte. İkincisi, bu fikri önerdiğimde Bahadır'a benim içimdeki duygu hani evet bayram harika bir gelenek. Hepimiz içimizdeki en iyi kendimizi ortaya çıkarıyoruz. Küslükler bitebiliyor. Sevgi hakim oluyor, muhabbet hakim oluyor hayata. Fakat bayram bitince de sanki biraz unutuyoruz o işleri, o duyguları, o muhabbeti ve hayat eskiye dönüyor. Acaba naif, çocuksu bir temenni olabilir mi? Yani bayram bitince de bayramın o halisane duyguları hayata hükmetse, bu temenniyi dedim, acaba dile getirebilir miyiz? Getirmek ister misiniz? Bahadır neden olmasın dedi. Onun da hoşuna gitti. Bir de bu işin içine tabii bu ne diyeyim sade saf soruyu koyunca onun önüne aslında bayram geleneğiyle ilgili başka saf sorular da konabilir mi diye düşündük ve işte çocukla çoban arasındaki bu diyalog ortaya çıktı. Burada da açıkçası yine iki hatta üç kafamda referans vardı. Onları da Bahadır'a yazmıştım. Hani ben çok Roy Anderson meraklısı birisiyim. Onun hayatın duran
resimleri içerisinde çok derin hakikatleri keşfetebildiğini düşünüyorum bir rejisör olarak. Öbür taraftan bir diğer hayran olduğum insan Nuri Bilge Ceylan. Onun taşra yalnızlığını ya da işte sonsuz tabiat manzaralarını çok içime almışım. Bir de tabii her zaman çok etkilendiğim Miyazaki. Kafamda, ruhumda bütün bunlar böyle bir blenderdan geçti. Böyle çok sade bir anlatımla bu işi becerebileceğimizi düşündüm. Açıkçası çabamızın, benim gayretimin referansları bunlar. Diyeceksiniz ki ya 30-40 saniyede bütün bunlar nerede? Belki de hiçbiri yok ama ben yapmaya kalkarken o etkilerle hareket ettim diyebilirim. Valla ellerinize sağlık. Zaten bütün çok da güzel anlattığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü bu da yani hem sektörümüzden takip edenler hem de bu konuya ilgi duyan herkes için aslında güzel de bir böyle aydınlatıcı oldu. Programımızın da son 3 dakikası içerisindeyken aslında geçtiğimiz yıllardan farklı olan bu filmin de hani bir bayram masalı başlığı altında toplanmış olması, oradaki o duyguyu çok net de geçirdiği bir film olmuş. Şimdi son birkaç dakika içerisinde söz vermek istediğim konulardan bir tanesi de buradaki oyunculuk. Zannediyorum yani ilk kez oynayan bir oyuncu da var. Serkan Keskin'le beraber. Onu atladım. Serkan'dan da özür dilerim. hayran olduğum insanlar listesine onu da eklemem lazım. Serkan'ın daha önce bildiğim kadarıyla reklam tecrübesi var ama bu tarz bir masalsı bir sihirli gerçeklik diyorlar buna. Magical realism. Böyle bir şeyin içinde daha önce yer almamıştı. Onun da hoşuna gitti. O da çok mutlu olduğunu söyledi çalışma sırasında. Yani her şey denk geldi. Zaten bu reklam işinde biraz böyledir. Yani dediğim gibi %51 müşterinin o işe sponsor olmasıdır gönülden. Gerisi de denk geliverir. Bu işte bana sorarsanız öyle bir denk gelme oldu diyebiliriz. Bilmiyorum, Bahadır da bu konuda yorum yapsın lütfen. Evet Bahadır Bey. Aslında şöyle, öncelikle ben Serdar Bey ile birlikte çalışırken her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu gerçekten çok mutluluk verici. Çünkü bu öğrenme sürecinin asla bitmiyor olması lazım. Ve bu masal fikriyle geldiği zaman Serdar Bey, gerçekten biz bu pazarın lider markasıyız. 2000 yılından beri iletişimini yapıyoruz. Birçok farklı konularda dokunduk. Farklı tatlarda iletişimlerimizi yaptık. İşte deprem oldu, farklı işler yaptık. Tabii. Pandemi oldu, farklı işler yaptık. Artık birazcık daha masal fikriyle geldiği zaman Serdar Bey, biz bunu yapmalıyız dedik kendi içimizde. Çünkü böyle bir şey yapılacaksa bu bize düşer. Bu tarz bir reklamla gelmek. Çok gurur duyuyoruz. Çok seviyoruz. Her noktasından dolayı yapılan işin çok mutluyuz. Serdar Bey değinmedi. Aslında bunun yani çekim süreci de gerçekten çok enteresan, çok güzel oldu. Dolayısıyla hepimizin çok öğrendiği, bizim bu işi yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumuz, gurur duyduğumuz, hep hatırlayacağımız bir iş oldu. Serdar Bey'e tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Ben Bahadır'a teşekkür ederim. Teşekkür kısmı bende kalsın. Serdar Bey, çekimi nerede gerçekleştirdiniz diye sormak istiyorum. Orası meslek sırrı diyeyim. Peki. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı? Hayır. Çok teşekkür ederiz. Anlatma fırsatı bu verdiğiniz için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bahadır Bey, programımızın son dakikası içerisindeyiz. Aslında gelecekle ilgili de sormak istediğim sorularım vardı. Fakat onlara bir ayıracak zamanımız yok. Son söz olarak size söz vermek istiyorum. Biz Mondelez International'ın bir parçasıyız. Ve sadece global markaları değil, lokal zenginliklerimizin de hep arkasında duruyoruz. Kent Gıda olarak 2000 yılından beri başladığımız bu iletişim kampanyalarımız, ikramlık şeker
pazarındaki liderliğimiz bundan sonra devam edecek. Bizim çok büyük bir zenginliğimiz, arkasında durduğumuz ve devam ettirmek istediğimiz bir konu bu. Dolayısıyla bu vesileyle öncelikle tekrar bu dönemde yaptıklarımızı paylaşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yine bu vesileyle de tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Umuyorum mutlu bayramlar geçiririz ve kent de bunun bir parçası olmaktan dolayı her zaman çok gurur duyuyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Şeker Tadında bir program gerçekleştirmek istedik bugün sizler için. Bu programımızın da sonuna geldik. Herkese mutlu, sağlıklı, birlik, beraberlik içerisinde güzel bir bayram diliyoruz herkese. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.